Ve şimdi aşk dansını yapacağız. Şimdi şunu sıracağım. Tamam tamam, korkma. Ayrılacağım. Ayrılacağım. Ay korkma korkma. Ayrılacağım. Allah ben anlayayım, korkma ben anlayayım. Anne, sen misin evladım? Benim tabii halacığım. İnanmıyorsan doğum lekeme bak. Annemin bana hamileyken aşırdığı üzümler hala kolumda. Neden kılık değiştirdin evladım? Ha halacığım, Toprak Veli'nin doğum günü var. Maskeli balo yapacaklar. Ben de kostüm değiştireceğim. Bir sürü kostüm aldım, onları deneyeceğim demiştim ya sana. Dedim, hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Tabii sen bir saniye önceyi bile unutuyorsun. Nereden hatırlayacaksın? Ama ben yine de şansımı deneyeceğim. Bakalım. Ben şimdi içeri gidip başka kılıkta geleceğim. Sakın korkma, tamam mı? Senden fikir vermeni istiyorum. Oraya giderken hangi kostümle gideyim? Orası neresi? Aa, hala dedim ya, Eda'nın ufaklığının partisi var diye, doğum günü partisi var diye. Çocuk çocuğun partisinde senin ne işin var? Hala, o yalnızca bir çocuk değil. O aynı zamanda peri. Düşünsene, perilerin yanında olmak için 40 yılda bir gelen fırsat bu. Onun için ben gidip hemen kostümümü değiştirip geleceğim ve senden fikir alacağım, tamam mı? Hadi, sağlıcakla kal. Ey güzel Allah, ya abimi akıl fikir ver, ya bizi onun aklına alan bu gelinden kurtar. Seslenim. Cem! Cem! İndim Firuze abla. Tuğçe kapıda seni bekliyor. Ne haber? İyiyim. Hadi hemen çıkalım. Cerenler bizimle gelmeyecekler mi? Yok, onları diğerlerini almışlar. Odada akşama giyecekleri kostümü dikiyorlar. Kendileri mi dikiyorlar? Evet, öyle istediler. Ama ne kılığına gireceklerini sonra bize de söylemiyorlar. Firuze abla biz çıkıyoruz. Firuze abla biz çıkıyoruz. Güle güle Romeo. Güle güle Juliet. Görüşürüz. Firuze abla da akşam gelecek mi? Evet. O da mı kılık değiştirecek? Sayılır. Sayılır? Kül kedisi olacakmış. Hmm. Yani kendisi gibi gelecek. İnşallah bir peri gelir de onu bir prensese dönüştürür. İnşallah. Hadi. Fakat ben... Ben prenses değilim efendimiz. Kimsesiz fakir mi kızım? Firuze abla, makası buraya koyuyorum. Bak sonra bulamadım deme. Alın yazımsın. Seni sevmemi Tanrı istedi prensesim. Firuze abla, dikiş seti nerede? Fakirsen fakir olurum seninle. Köleysen köle. Firuze abla, dikiş seti nerede?
Sağdaki kapağı aç, onun içinde işte. Bir çöl kızı olsan çöl cennetim olur. Seviyorum seni. Bütün kalbimle seviyorum. Gitmem lazım, affedin beni. Nereye? Durun! Durun prensesim, durun! Geldim abla. Dikiş kutusunu buldum. Aferin. Bence bununla dikelim. Dikiş yerleri belli olmasın. Olur çilek olur. Ya bütün gece sırtımızda bunlarla nasıl rahat edeceğiz? Ben ederim. Çok eğlenceli olacak. Hem düşünsene dans eden tek kuru böcekleri biz olacağız. Bak biri bizimle dalga geçmeye kalkarsa bunun senin fikrin olduğunu söylerim. Aman sanki sen istemedin abla. Ne bileyim ya Uğur böceği kılığına girmem Kerem'e çok çocukça gelirse? Abimle Tuğçe, Romeo, Juliet olacaklar ya. Acaba biz de öyle romantik bir ikili mi olsaydık? İyi peki. Kerem'i ara söyle. O temelliyse olsun sen de safir olsun. Ben tek başıma Uğur böceği olurum. Ya kızma Çilek. Sadece yüksek sesle düşünüyorum. Çünkü korkuyorum. Kerem böyle büyük bir erkek gibi giyinirse ben yanında komik kalırım. Ne giyeceğini söylemedi mi sana? Hayır, biz kimseye söylemiyoruz diye o da inadından bana söylemiyor. Eminim o da bizimki kadar komik bir şey giyecek. Umarım. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun? Öteki peri çocuklar ne giyecekler? Peri çocuklar mı? Ben peri demedim ki. Ne perisi? Hani teyzem tanıdıklarının çocuklarını da çağırdı ya, işte ondan dedim. Yani bütün perilerin çocuklarını. Ha evet. Bilmem ki ne giyerler. Daha o çocukları tanımıyoruz. Ya evet tanımıyoruz. Haydi iş başına çek kanıştık. Biraz çalışalım. Yuhuu. Senin çalışman böyle mi oluyor Kerem gece? Hadi. Tamam hadi. Hadi at. Oh. Aman hala peri kitabı karıştırıyor, bıkmadı. Çıkayım şimdi. Aslan tacı. Yok yok yok. Bu sihirli kitapta yapmadığım sihirli hediye kalmamış. Başka yere bakmalı. Kalmaz tabii. Kimin doğum günü olsa o kitaba danışıyorsun. Bari bir defa da git herkes gibi çarşı pazar dolaş. Torununa öyle hediye al. Ay ben fani miyim çarşı pazar dolaşayım? Herkesin aldığı hediyeyi alayım. Benim bir ayrıcalığım var. Aman aman iyi ki bir perisin. İlle de her bir şeyin sihirli olacak. Hah, körgesiz. Sence nasıl oluyor? Öyle hemen surat asma. Daha süslemeleri bitmedi. Süslemeleri bitsin. Sen bir de pastayı o zaman gör. Enfes olacak. Anne, niye pastayı kafeden almıyoruz? Çocuğuma kendi ellerimle pasta yapmak istiyorum da o yüzden. Hani sihirle yapacaktın? Affedersin anne, bu çok kötü. Korkarım haklısın. Dur bir dakika. Evet. Şimdi anne sana bir düşündüğünden çok daha güzel bir pasta yapacak. Ama bunu 40 kez söyledin. Fani ne der bilmiyor musun kızım? 40 kez söylersen gerçek olurmuş. Nefis. Sabah sen gelmeden yaptım Suzancığım. Ya dur şunu götüreyim de gelin bir dilim tadacağım. Ay vallahi bile ağzımı suya attı. Ah. Tamam hadi bir dilim de sana kesiyorum. Tamam. Gel Suzan. Şey tadını çıkararak yiyin. Pekala. Toplantı bitmiştir.
Şimdi hepiniz yarın akşamki tören için anne perileri bilgilendirmek üzere gidebilirsiniz. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler Periliçem. Sihirli günler. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Size de. Eda, Eda. Aa, Perihan teyze. Efendim? Müsaitsen annenin şatosuna gelebilir misin hayatım? Ya Perihan teyze, toprağın doğum günü pastasını hazırlıyordum. Çok acil mi? Acil olmasa da önemli. Bir iki dakikada almaz. Peki. Bekliyorum. Ay, ay Betüş, bu pasta nefis olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Sağ ol. Kız bana bak. Akşam Eda'nın kızına da bu pastadan götürelim. Böyle görelim, öyle bıngıl bıngıl çocuklar bayılır. Yok hayatım, istemedi Eda, pastayı kendi yapacakmış. Eda pasta yapmayı biliyor mu ki? Bilmiyor ama deneyecekmiş, benden tarif aldı. Ay, kusura bakma ama bence beceremez. Bir kere burada sandviç yapmaya kalkıştı, böyle kabası bitmiş inşaatı falan benzemişti. Akşama görürüz artık, bakalım nasıl olmuş. Sahi sen akşama ne giyeceksin Suzan? Ay. Söylemem, sürpriz. Çocuklar beğenir mi bilmem ama abinin aklı fırtacak. Betüş, Betüş. Efendim? Kafeden ayrılıp annenlere gelebilir misin? Şu anda işim var. Uzun sürmeyecek, sadece birkaç dakika. Peki tamam. Kız, ay. Neye daldın öyle ayol? Ay yoksa benim ne giyeceğimi mi düşünüyorsun? Evet Suzancığım, gerçekten onu düşünüyordum, çok merak ettim. Valla, o zaman sana söyleyeyim. Süpürgeli cadı olacağım. Cadı? Ya evet. Eğer Avni akşam Eda'nın evinde öyle periler meriler diye saçmalarsa, o süpürgeli onu evine çevire dövecek. Nasıl fikir? Harika bir fikir. Harika Suzancığım. Şey canım, ben bir tuvalete kadar gidip hemen geliyorum. Hadi git. Yoksa bu fikri saçma mı buldu? Ama ben cadı olmak istiyorum. Olmalıyım. Bu ani toplantılardan nefret ediyorum. Bütün işim gücüm yarım kalıyor. Bence o pasta bitmeyecek. Sen öyle san. Toprak, Eda merhabalar. Nereye gidiyorsunuz böyle? Perihan teyze çağırdı, şatoya gidiyoruz. Sen nereye? Beni de çağırdı. Ben de şatoya gidiyorum. Sahiden de önemli bir şey galiba. Ay ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Ben hiç merak etmiyorum. Ya bir dünya yapacak işim var. Ben gökyüzünde fink atıyorum. Eda, sen pasta mı yapıyordun? Nereden anladın? Gel şu yağmur bulutuna çıkalım da yüzünü gözünü yıkayalım. Şatoya böyle gitme. Sonra etrafı leke yaparsın. Annem sana çok kızar. Ama o sihirli. Sihirle çıkarır. Sen anneanneni bilmiyorsun. Hadi gidelim. Hadi sihirli küre, söyle bana başka ne hediye yapabilirim? Saydıklarımın hiçbirini beğenmediniz Dudu Peri. Daha fazla yardımcı olamayacağım. Ay sanki çok yardımcı oldunuz da. Gülme Taci, gülme. Ama çok komiksin Dudu. Torununa alacağı hediyeyi sihirli alemlerde arayan bir başka anneanne zor bulunur. Konuşma Taci, bak daha fazla konuşursan toprağa vereceğin hediyeyi yapmam. Of, elinde koz var ya, kullan hemen fırsatçı peri. Selam. Ay ben de Perihan uzun zamandır bize uğramıyordu. Ay nerede kaldı canım arkadaşım diyordum. Dudu, iyi bir şey mi diyorsun, kötü bir şey mi diyorsun, gerçekten anlayamıyorum. Sen pek kolay anlayamazsın zaten. Ne zaman Taci ile kavga etsek pıt şatoda bitiveriyorsun. Kimmiş fırsatçı? Taceddin ne diyor bu, ne fırsatçısı? Fırsattan istifade. Ne zaman onunla didişsek buraya gelmiyor musun ona yardım etmek amacıyla da sokuluveriyorsun? Sen insanı çıldırtırsın. Ne alakası var? Deli misin sen? Ne diye geldin öyleyse? Selam, merhaba. Siz nereden çıktınız? Ben çağırdım. Niye? Hepinizle rahat rahat konuşabileceğim tek yer burası olduğu için sizi şatoda topladım. Periliçe'den bazı haberlerim var. Ne gibi haberler?
Periliçe, yarın akşam yılın, 100 yılın sihirli annesini seçecek. Aha, bu sefer büyük ödül neymiş? Ha, büyük ödül? Ha? Büyük ödül, çok büyük bir sürpriz. Yani seçilecek olan sihirli anne kendisi için çok özel bir faniye peri olduğunu itiraf edecek yalnız bir şartla. Seçtiği o çok özel kişiye bunu ancak bir defa söyleyebilecek. Neler oluyor? Taksi Şoförleri Akademisi'nden yeni mezun olan biri yine gösteriye mi çıkmış? Frene bas! Dön! Dön! Adamım nasıl olmuş? Sen örümcek adam, sen televizyondaki kim? Sakin ol bayan. Örümcek adam diye biri yok, o çizgi roman kahramanı. Ben onun kılığına girdim. Avni. Sen Avni'ysen ben de kedi kızın anneanne olmuş haliyim. Ne? Hırsızsın değil mi sen? Eskiden başlarla çorap geçirirlerdi. Şimdi böyle güpegündüz kırık diye ses etmeyeceğimi sanma. Oturduğum yerden paralarım seni Hanım. Anacığım yapma. Hadi ben kostüm değiştirecektim ya. İçeri gidip kostüm değiştirdim. Ben Avni'yim. Ben Avni'yim. Avni hala hala. Kiremi anlat. Bu sen ne Avni'si? Ne Avni'si? Bir sırsız seni. Avni'yim ben Avni. Bu ne kılık Avni? Bu ne maskaralık? Utanmıyor musun sen? Hadi be ağla be. Ay, sen ciddi misin Perihan teyze? Çok ciddiyim. Ay, bu harika bir şey. Düşünsene, eğer sihirli anne ben seçilirsem sağda peri olduğumu söyleyebileceğim. Ben de Yavuz'a. Böylelikle onların yanında sihir de yapabiliriz. Evet, ayrıca o zaman kocalarımızdan hiçbir gizlimiz kalmayacak. Ay aman söyleyin de kocalarınız da sizi kapının önüne koysun. O niyeymiş o? Damatlar kızlarımı fani olarak biliyor. Peri olduklarını öğrenirlerse şok geçirirler. Hadi oradan hadi bahane bulma. Sen damatlar kızlarımızın peri olduklarını öğrensinler istemiyorsun. Çünkü o zaman senin de peri olduğun anlaşılacak. Bugüne kadar onları ayırmak için yaptığın sihirler de bir bir ortaya çıkacak. Peki diyelim ki sen seçildin. Hangisine söylerdin? Ne Sada ne de Yavuz'a. Söylesem Suzan'a söylerdim. Hiç olmazsa bir işe yarardı, evliliğini kurtarırdım. Esasında çok mantıklı bir fikir anneciğim ama nasıl olsa sen seçilmeyeceksin. Aa, ben niye seçilmeyecekmişim? Asıl sen seçilemezsin. Sen daha kızına bir pasta yapmasını bile beceremiyorsun. Betüş de seçilemez, kendi öz çocukları değil. Takdir edersiniz ki burada seçilebilecek tek kişi benim. Neye göre? Yıllarca fedakarlık yaptım. Çocukların babasız büyümesin diye Taci'yi köpeğe çevirdim ama şatomdan dışarı atmadım. Onunla birlikte yaşadım. Saçımı süpürge ettim. Haksız mıyım? Gördüğün gibi yorum bile yapmıyorlar. Sen 100 yılın sihirli değil, sinirli annesisin. Ayrıca da 100 yılın gaddarısın sen, gaddarı. Ben sana gaddar kimmiş gösteririm.
Sen bana sabır ver. Şuna bir şey söyle Perihan. Allah aşkına o sihirli anne seçilebilir mi? Durun durun, nereye gitti bu? Kesin odasına gitmiştir. Bir gidip bakayım bari. Ben bu kadını anlamıyorum. Neden kızıyorsun Dudu? Tacettin haklı. Bütün bu anlattıkları seni sihirli anne yapmaya yetmez. Ayrıca Betüş'ün çocuklarının öz olmaması, Eda'nın toprağa doğum günü pastası hazırlayamaması da bir engel değil. Sihirli anne seçilebilmek için ne yapmam gerekiyor? Yani kimlermiş bu sihirli anne vasfını elde ederler, söyler misin? Söyleyeyim canım. Mesela sihirlerini çocukların sorunlarını çözmek için kullanan, onları mutlu etmek için kullanan anneler. Mesela evlatlarıyla anne olabildikleri gibi dost kalabilenler. Mesela evlatları ne kadar büyük hatalar yaparlarsa yapsınlar, onları affedebilen, onların hatalarını onlara hissettirmeden telafi edebilen anneler. Affedersin ama bana kalırsa Periliçe'nin aradığı bu özelliklerden bir tanesi bile sende yok. Bence bu ailedeki en yakın iki aday Eda ve Betüş. Yarına kadar çok vaktim var. Damatlarımın kızlarımın peri olduğunu öğrenmemesi için gerekirse kainatın en iyi sihirli annesi olabilirim. Merhaba Suzan Hanım. Aa, hoş geldiniz. Aa, Sadık Bey, Yavuz Bey. Hayır, Amara. Yok. Joe. Neyse. Ay, bana kızın doğum günü için böyle giyindik demeyin. Aynen öyle. siz şöyle geçin isterseniz. Buyurun, buyurun. niye şimdiden böyle giyindiniz? Kapının önünde üzerinizi değiştiremeyeceğinize göre... Ay, yoksa iş yerinden buraya bu kılıkla mı geldiniz? Vallahi ne siz sorun ne de biz anlatalım. Bana sorma. Karım nerede karım? Geldi. Yavuz. Sadık. Bu ne hal böyle? Ay, Betüş, gülmekten öleceğim şimdi. Bu da onlar iş yerinden buraya bu kılıkla gelmişler. Yakınasın. Niye? Sen anlat. Yok, sen anlat. Tamam, ben anladım. Şimdi biz bizim ufaklığın doğum günü için böyle değişik kıyafetler alalım diye ikinci el mağazasına gittik. Birlikte. Orada bu kıyafetleri çok beğendik. Kabine girdik ve üstümüzdekileri de para bana bıraktık. Sen gel dışarıdaki bir müşteri, onu ikinci el mal sanıp satın al o bizim elbiseyi. Sonra ne yaptınız? Dükkan sahibini paralamadınız mı? Yok canım, niye para? Yazık, adamcağız zaten yaşlı bir adam. Ne sattığını, ne yaptığının farkında değil. Tabii bin bir özür diledi ama nafile. bizim de hani dışarı çıkmak için bundan uygun elbise yoktu üzerimizde. Taksiye atlayıp buraya geldik. Hiç unutmayayım. Ben de. Çok gittim demeleri, çok Ay Dudu, bayılacağım. Hala kitap mı karıştırıyorsun? Sana ne? Dudu, yemin ediyorum bana fenalık geldi. Sana ne? Rahatsız oluyorsan şatonun başka yerine git. Yer mi yok? Mesele o değil. Mesele bu yaptıklarına engel olmak. Hay, ben ne yaptım şimdi? Ay, anladım ben seni. Sihirli anne seçimlerini duydun, torununun doğum gününü unuttun. Eminim o kitapta sihirli anne seçilebilmek için bir ipucu arıyorsundur. Tabii ki onu arıyorum. Sizin alemde anneliği kitaplar mı öğretiyor? Tabii ki değil. Ama bu kitapta sihirli anne seçilenlerin neden seçildiklerini yazıyor. Onu bulmaya çalışıyorum canım. Ya, neden seçilmişler peki? Bak, hepsinin ortak bir özelliği var. Seçilen anneler çocuklarının bir sorunu karşısında sihirlerini kullanarak onların mutlulukları için çalışıyorlar ve sorunlarını çözüyorlar. Ha, demek ki senin hiç şansın yok. Çünkü ne zaman çocuklarının sorunlarını çözmeye çalışsam hep daha büyük sorunlar yaratıyorsun. Ama hala önümde bir gün var. Eğer ben Dudu'ysam bu sınavı da başarıyla geçerim. Nasıl yani? Nasıl geçersin? Ay, çocukların başına bir sorun açarım, sonra da o sorunu gene ben çözerim. Dudu, aklından neler geçiyor senin? Ay, aklımdan geçenleri sana söyleyecek değilim herhalde Taci. Hadi dışarı. Ah.
Evet, dünyanın en süper, en mükemmel pastası geliyor. Bu sefer oluyor. Olacak tabii kızım. Görmüyor musun? Sihirle yapıyorum. Hani ellerinle yapacaktın? Aa, sen Perihan teyzeyi duymadın mı? Yüzyılın sihirli annesi sihirlerini çocuklarının mutluluğu için kullanan biri olacakmış. Ben de öyle yapıyorum. Tahmin etmiştim. Her şeyi de bil. Hadi giy bakalım. Nasıl olmuşum? Çok güzel oldun. Aynaya bak. Gerçekten de çok güzel olmuşum. Hadi sen de giyin. Kerem gelecek birazdan. Aa, doğru. Evet. Geç içeri. Kerenler nerede? İçeride. Sevgi yanlarına gidebilir mi? Hayır, sakın gitme. Onlar hazır olunca kendileri geleceklermiş. Beni sıkı sıkı tembihlediler. Zaten seni bu kılıkta görürlerse ödleri patlar. Peki. Ne hediye aldın Toprağa? Boyama kitabı. Ben de boya kalemi aldım. Aa, ne güzel. Firuze abla, kim geldi? Kerem geldi. Gözünüzü kapatın o zaman, biz geliyoruz. Peki, kapatıyoruz. Kapattınız mı? Kapattık. Abla, bu da kim? Bana su verdin. Bana su verdin. Aa, Kerem? Kerem mi? Ne bu hali? Notre Dame'ın kamburu olmuş. O da ne? Bizim gençliğimizin kahramanı. Filmi bile var. Bir gün seyredersiniz. Siz de uğur böceği olmuşsunuz. Evet. Ay ay ay, yerim ben sizi. Yerim ben sizi. Şöyle bir dönün bakayım. Siz sandığından daha marifetliymişsiniz. Biliyor musun? Bu kostümleri evdeki fazla kumaşlardan kendileri dikti. Sahiden güzel olmuş muyuz Kerem? Bak doğruyu söyle. Komik değiliz değil mi? Bence bu gecenin en şirin ikilisi sizsiniz. Sen de en korkuncusun. Şimdi gidip bunu dolaba koyalım. Sonra da giyiniriz. Teşekkür ederim. Ay, biliyor musun? Senin için çok heyecanlıyım. Akşama gelen misafirlerin hepsi sana hediye getirecek. Bence doğum günlerinin en güzel tarafı bu. Ne aldın bana? Aa, söyleyemem, kusura bakma. O zaman sürprizi kaçar. Üf! Ya, öyle üfleme. Hadi gel, biz gidip giyinelim baban gelmeden önce. Ne giyeceğiz? İkimiz de birer yam yam olacağız. Yaşasın! Gel, gel. Yam 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 yam. Camo Roma'ya kıyafetin içinde neye benzeyecek acaba? Çok merak ediyorum. Ben de Tuğçe'yi çok merak ediyorum. Çok komik olurlar. Bence de. Yastıkla rahat edemiyorum. Çıkar kızım, giderken giyersin. Olmaz. Zaten annemler gelince gideceğiz. Oh. Ah, geldiler. Geldik. Baba, baba, Sadık amca. Tanıştırayım efendim, Amaral. Hayır efendim, Joe. Ben de Notre Dame'ın kamburu. Biz de uğur böcekleri. Harika. Ya vallahi bizi bir yabancı görse deli zanneder. Kimin aklından çıktı bu maskeli balo fikri Allah aşkına? Tabii ki Eda'nın, ama bence çok güzel oldu. kızlar, abiniz nerede? Tuğçe ile hediye almaya gittiler. Aa, hemen telefon edin de çabuk gelsinler, geç kalacağız. Ben ederim. Hadi bakalım, ben de yukarı çıkıp hazırlanayım. Tamam. Aa, Firuze.
Sen de git evine üstünü giy, tamam? Biz geçerken seni alırız. Ben böyle geliyorum Sadık Bey, kül kedisi olarak. Halacığım bak. Ama halacığım ne olur bir kere baksan. Televizyon seyrediyorum. Ama halacığım ne olur bir fikrini söyle. Bu akşam için yani bu kılıkta mı gideyim yoksa Drakula kılığında mı? Karışmam ben, ne halim varsa gör. Ama şimdi niye surat yapıyorsun halacığım? Surat yapmıyorum, acıyorum sana. O gelin yaptı seni böyle. Abuk sabuk şeyler yapıyorsun, aklını aldı. Bak halacığım inanmayacaksın ama bu sefer Suzan'ın hiç alakası yok. Ne o? Gene beni mi anıyordunuz bununla? Gel de bak kocana, ite kaka mecnun ettin adamcağızı. Ne? Bu ne kılık hayatım? Ay halanın şortu mu bu? Teessüf ederim Suzan, akşamki balo için hazırlandığımı biliyorsun. Ama halam senden biliyor. Benim aklımı kaçırdı mı sanıyor? Çocuk partisine gidecekmiş. Gör bak mutluluğu nerelerde arıyor evladım. Yani teessüf ederim Evhibe Hanım. Dünya yıkılsa benden bileceksiniz. Ayol gerçekten çocuk partisi var. Bakın ben de gidiyorum. Ay külliyen deli olmuşsunuz siz. Yazık, günahtır, boşanıp bitsin. Avliyim, ne diyor bu halam? Vallahi uçacağım şu süpürgeyle ha. Sakin ol Suzan, sakin ol. Sen, yani onun zamanında böyle balo falan mı vardı? Şaşırıyor kadıncağız. Hele beni bu kıyafette görünce aklına başka şeyler geliyor. Hem sen onu bunu bırak da elinde böyle salladığın şey ne öyle? Aksesuarım. Akşam giderken bunu da getireceğim. Bakın. Ben de 40 yılda bir temizlik yapacaksın sandım. Sandık. Hayt işte oldu. Bu sihri içtikleri zaman damatlarım sarhoş zamparalara dönüşecek. Ve maskeli baloya götürdüğüm dansözün etrafında pervane olacaklar. Kızlarım buna çok sinirlenecek ve o sırada anneleri onlara kol kanat gerecek. İşte sorun, işte çözüm. Aslan Dudu gene her zamanki gibi bu işi de hallettin. Dudu aç artık kapıyı, içeri al beni, dondum burada. Tamam tamam açıyorum. Buyurun Taci Bey Hazretleri. Söyle bakalım ne sihiri yaptın? Sana ne? Gelsin Perihan'a söyleyeceğim. Dudu sihir yaptı diyeceğim. Söyleyemeyeceksin. Çünkü baloya konuşan köpek değil, havlayan köpek olarak gideceksin. Hayır, bana yapamazsın bunu. Torunuma hediyesini verirken doğum gününü bizzat kutlamak istiyorum. Öyle de bir yaparım ki. Al işte, torununa da hediyeni ben veririm. Akıllan bakalım, benimle başa çıkabilir misin? Ben şimdi yukarı odama çıkıyorum. Hem balo kostümümü giyeceğim, hem de torunuma o çok özel hediyeyi yapacağım. Yeme misafirler gelmeden. Eda, sen böyle giyinmenin iyi bir fikir olduğuna inanıyor musun? Ha? Hadi toprak çocuk, neyse de sana ne oluyor? Dansöz gibi olmuşsun. Ne alakası var Yavuz? Bu bir maskeli balo, benim de kostümüm bu. Vallahi biri sana yan gözle baksın, o zaman olay çıkartacağım ha. Saçma saçma konuşma Yavuz. Yabancı kimse yok ki, senden başka tek erkek eniştem. Bir de Avni Bey var. Aman ben onu erkekten saymıyorum. Ya bari birazcık doğrudur Allah aşkına ya. Allah aşkına bak, oturduğunu görmeyeceğim bak. Of, baş üstüne Yavuz Bey. Kızma, ne seni sevdiğinden yapıyor. Aman, bu da babasının avukatı. Bana bak, eğer günün birinde seni birine bakarken görürsem duman ederim. Ne zaman gördün ki? Ben olursa diye diyorum. Ben bakayım mı? Hadi bak bakalım. Ile Tuğçe. Aman efendim, bu ne güzellik, bu ne güzellik. Teşekkür ederiz. Girsenize, annenler yok mu? Geliyorlar. Ceren'le Çilek merdivenden biraz zor çıkıyor da onlara yardım ediyorlar. Neden? İkisinin de sırtında biraz yük var. Ayrıca babam da Betüş taşıyor. O niye? Betüş deniz kızı olmuş, bu yüzden yürüyemiyor. Ay benim bunu kesin görmem lazım, koş. Ya Cem, yavaş ol ya. Ayıp.
Hadi karıcığım hazırlanalım, geç kalacağız. Aa, sen daha giyinmemişsin bile. Ay. Aman şaka yaptım, şaka yaptım. Nasıl, beğendin mi? Seni zaten her sabah böyle görüyorum. Sen bir dama çıksana uçmaya. Gecenin en garip çifti biz olacağız. Aman sanki normalde farklıyız da. Hadi hadi hazır sen çıkalım, sökeyim ağlarını damarından, hadi. Çıkıyorum. Ben de geliyorum. Suratı da ne kadar benziyor sana. Aa, hele gözleri tıpkı. Sen doğru konuşmasını bilmez misin? Allah iyiliğini versin. Halıcığım karanlıkta televizyon seyredilir mi, gözlerin bozulacak. Karanlıkta mıyım ben? Hayır, şimdi aydınlıktasın tabii. Çünkü ben yaktım. Hadi şu televizyonu kapatalım da gidiyoruz. Aa, nasıl yani? Bu da mı geliyor? Yaşlı başlı kadın evde bırakılır mı canım? Fesüphanallah. Ben cadı desem kabahat olur. Bırakın yorum yapmayı da gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz onu söyleyin esas cadı. Ben gelmiyorum hiçbir yere. Ama çok geç döneceğiz halacığım. Ne zaman dönerseniz dönün, ben bu kılıkta sizle bir yere gitmem. Niye ısrar ediyorsun Avni? Gelmezse gelmesin. Ama halacığım gideceğimiz yerde bir sürü çocuk var. Sen çocukları çok seversin. İstemem dedim. Hadi size iyi eğlenceler. Geceleyin birileri yakalayıp sizi tımarhaneye tıkınca arar haber verirsiniz. Yürü Avni yürü, hadi gidelim artık yeter. Çekiyor beni kendisine. Nesi var bilmem bakışında, takıyor beni arkasına. Bir şeyler var besbelli, herkesten bambaşka. Beni düşüren aşka. Anne! Suzan! Biriniz bir bardak su verir misiniz bana? Ay ne yapıyor bunlar içeride iki saattir? Hal, 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 hal. İyi akşamlar. Hım hım hım. Sen niye havlıyorsun Taceddin? Hım 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 hım. Taceddin iyi misin? Hım 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 hım. Ne oluyor sana periler aşkına Taceddin? Hım. Dudu nerede? Hım 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 hım. Ha? Hım 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 hım. Anladım, anladım. Sen şey demek istiyorsun. Herhalde yukarıda demek istiyorsun. Kolay gelsin Dudu. Sağ ol Perihan. Taceddin'in nesi var? Durmadan havlayıp duruyor. Maskeli maloya köpek olarak gidecekmiş. ama o zaten herkesin gözünde bir köpek. Bu bir değişiklik değil ki. Ama bizim için değişiklik, konuşmayacak, havlayacak. Sen, Duducuğum sen neden böyle bir şey yaptın? Bilmem, belirli bir nedenim yok. Ama zaten onu bizden başka kimse duymuyor. Niye böyle bir şeye gerek duydun? Ay iyi kendin de söyledin ya, işte bizden başka kimse duymuyor, kimseyle konuşamıyor. Hem zaten toprağın maskeli balo davetinde kiminle konuşsun? Bırak kendi kişiliğini oynasın. Gerçek bir köpek olsun yani. Hav, hav, havlasın. Bana bak Dudu. Gene bir işler çeviriyorsan alacağın cezanın çok büyük olacağını biliyorsun değil mi? Ay biliyorum Perihan, ikide bir de kafama kalkma. Geri zekalı değilim herhalde. Bak, toprak için yaptığım hediye. Ay pek güzel bir şeye benziyor. Aa, çok özel ve çok güzel. Toprağa her zaman ihtiyaç duyabileceği ve hep yanında taşımak isteyebileceği bir şey yapmak istedim. Ve ona bunu yaptım. Nasıl? Ne özelliği var? Konuşuyor.
Ama zaten fanilerin bir sürü böyle konuşan bebeği var Dudu. Ay ne o kulağıyla. Tabii ki var. Araştırdım. Onlar ya çiş yapıyor ya adını söylüyor. Başka bir şey yapamıyorlar. Ama bu hem anlıyor, hem konuşuyor, hem cevap veriyor. Düşünsene, toprağın ömür boyu iyi ve kötü arkadaşları olacak. Ama ona her zaman doğruları söyleyen ve yanında olan bir arkadaşı olmayacak. İşte. Sihirlerini böyle anlamlı bir iş için kullanacağını hiç ummazdım doğrusu Dudu. Ben her zaman iyi bir anneanneydim. Gidelim artık istersen. Gidelim. Sen böyle mi geleceksin? Ne var tabii. Gerçek kişiliğimle bir peri gibi. Maskeli balo değil mi? Ben de öyle gideceğim. Önden buyurun peri ham. Betüş Hanım, buyurun. Ay Firuze'cim, zahmet ettin. Ne olur sen de keyfine bak. Olur mu? Siz bu halde hiçbir şeyi bilemiyorsunuz. Benim içime siniyor. Toprak çok ayıp. Misafirlerin hepsi gelmeden hediyelerini açma. Ama anne. Eda yapma, yazık ya. Heveslenmiş, bırak açsın, ne olacak? Toprak kime diyorum? Eda, eğilip kalkma lütfen ya. Çok şirin olmuşsun Eda'cığım. Teşekkür ederim. Sen onu bir de Yavuz'a sor. Ya sizce de açık değil mi? Yok canım. Çok sempatik bir kıyafet. Aman Yavuz, zaten biz bizdeyiz. Başka kimse gelmeyecek ki. Bu arada Betüş, sen de çok güzel olmuşsun. Bence de öyle. Vallahi benim koptu taşıyana kadar ama değdi doğrusu. Değmiş, değmiş. Aa, bu senin hediyen mi anne? Evet. Aman da aman, kızımın papuçları ne güzelmiş. Anne teşekkür ederim. Dikkat et, onlar sihirli. İstediğin zaman seni hızla yürütür. İstediğin zaman dans ettirir. Ben de istiyorum anne. Bir de. Aa, olamaz. Burada kaç peri çocuk var böyle? Hepimiz periyiz. Ah, kesin Avni Beyler geldi. Bence annemler. Dur bakalım kim gelmiş. Yaşasın, anneannemler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Toprak, görünüşe bakılırsa anneannem sana büyük bir hediye almış. Ama önce benim hediyem. Galiba anneanneninkinin yanında biraz sönük kalacak. Önce anneanneminki. Al bakalım. Anne, ne aldın? Ay sabırlı ol, göreceksin. Aa, oyuncak bebek. Merhaba. Duydunuz mu? Konuştu. Bir şey daha söyle bakalım. Sadece merhaba mı diyor, yoksa başka şeyler de söylüyor mu? İsmin ne senin? Mercimek. Aa. Başka şeyler de söylüyor musun? Bir sürü şey söyleyebiliyorum. Hatta şarkı bile. İyi ki doğdun toprak. İyi ki doğdun toprak. Ya. Hayret doğrusu. Ay, teknoloji ne kadar gelişmiş. Değil mi Betüş? Ya evet hayatım. Bence annem sihirlerini epeyce geliştirmiş. Anneciğim, nereden aldınız bu hediyeyi sahiden? Çok müthiş bir şeymiş bu ya. Eşi benzeri yok. Yurt dışından getirttim. Ha. Sağ ol anneanne. Artık benim de bir arkadaşım oldu. Hayatın boyunca en çok ona güvenebilirsin. Seni hiç üzmeyecek şekilde sihirledim. Biz geldik. Ay maşallah, herkesler de buradaymış. Bize yer var mı? Merhaba. Aşk olsun yani Betüş, niye deniz kızı olacağını bana söylemedi? Sen asıl Duda Hanım'la Peri Hanım'a bak, gerçek kıyafetlerine katılmışlar peri gibi. Kesin Avni, bu gece peri meri yok, eğlenmeye geldik. Geldik de müziksiz eğlence olur mu ayol? Hadi müzik. Geliyor, geliyor. Uçacağız.
Suzan! Su istiyorum ayol, duymuyor musunuz? Sen kendi işini kendin yap Mevfi be. Ne Avni'den ne Suzan'dan sana hayır yok. Toplar, hadi odam evdin. Annem demedin. Anne, odamıza gidebilir miyiz? Tabii gidin gidin. Hadi arkadaşlar, odamıza gidiyoruz. Ay ilkokul 5'ten beridir böyle bir çocuk partisinde eğlenmemiştim. Ne güzel oldu. Biz de. Aa, ne oldu size öyle? Melül melül bakıyorsunuz. Şekerim, hızlı iştiler. Bana öyle geliyor ki akşama kocaları eve siz sırtınızda taşıyacaksınız. Durun ayol. Madem çocuklar odalarına çekildiler, benim de şimdi büyüklere bir sürprizim var. Aa, ne sürprizi? Aa, söylemem, gösteririm. Kapının dışında. Aa, kim acaba? Biz gelirken kimse yoktu. İşte şimdi içeride damatlarıma döktür. Dansöz peri, tamam mı? Tamam Dudu peri. İşte. Demek insanın fikri neyse zikri oluyor. Allah! Aman çocuklar, içkiler, ne olur bir tatsızlık çıkarmayın, ne olur. Yok, yok, yok Beren teyze. Ben şu dansözün de Avni'nin de saçını başını. Daha dansı, o örümcek kafasını yok. Basmayayım be, Avni! Ne var? Ne var lan, nasıl ne var, geniş insan? Bırak Suzan kader ağlarını örtsün. Hala konuşuyor. Ben sana bir kaderin ağlarını öreceğim. Çıldırtın Avni. Ya Eda'cığım, şu arkadaşını yanımıza alır mısın lütfen? Rahat dans edemiyoruz. Alamam ya. Çabuk buraya gel. Ha, figürsel giriyoruz herhalde burada, değil mi? Yani dalga geçmiyoruz, göbek atıyoruz. Bu saat. Şimdi seni de göbeğini de. Sadık, çabuk sen de buraya gel. Aa, ne oluyor canım sana? Allah Allah. Herhalde burada bir takım figürsel takıntılarımız var, değil mi? Çok önemli şeyler bunlar. Lütfen, rica ediyoruz. Ay, Sadık, şu haline bak. Aa, ne varmış halinde? Sana ne oluyor yani? Allah Allah. Bak. Çıldırttın abi, çıldırttın. Anneciğim ya, keşke dans et hanımefendiyi başka yere götürseydik. Malum karılarımızın yanında pek olmuyor ya, dans edemiyoruz ya. Allah. Siz keyfinize bakın evladım. Ayol, ne var burada bu kadar büyütecek? Bu ne rahatlık anne? Sadık, çabuk defol. Diyavuz, sen de defol. Avni, sen de defol. Al şu dansözü de çık git, bir daha gözüm görmesin seni. Hadi. Aman, hadi gidelim. Allah Allah. Gel canım. Gel. Açılın. Sadık, elinizi çekin kızım elinden. Bir düş. Çok lazımdı bunu yapman. Ne var canım
gelin. Ananızın şefkatli kollarına gelin de orada ağlayın. Hav! 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 Aa! Ne oldu şimdi? Bilmem. Gel içeriye bakalım. Tamam bakalım. Hav! 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 Nasıl bir sihir yaptıysan gel bunu çöz Dudu. Perihan teyze, neler oluyor bir de söyler misin? Babanı konuşturmayı başarabilirsek neler olduğunu öğreneceğiz. Hadi Dudu. Ay hiçbir şey yapamam. Yarın akşama kadar böyle kalacak. Öyle mi? Demek sen bana meydan okuyorsun ha? Sanki ben senin ne haltlar karıştırdığını sihirli aynadan öğrenemem. Babamlar nerede? Ay şey, bir yere kadar gittiler canım. Doğum günümde babam beni yalnız mı bıraktı? Şey, hediyesini şirkette unutmuş. Onu almaya gittiler. Hadi, hadi çocuklar. Hadi siz doğru odanıza, biz hemen döneceğiz. Nereye? Hemen döneceğiz hayatım. Sonra bu güzel partiye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım güzeller. Aferin. Sahi nereye gidiyoruz? Şatonuza Dudu Hanım. Bugün senin ne haltlar karıştırdığını tek tek sihirli aynandan izlemeye. Ne yaptıysam sihirli anne seçilebilmek için yaptım. Anne. Hadi çocuklar gidiyoruz. Gittiler. Bence kesin burada bir şeyler dönüyor. Bence de. Hadi biz de orada babalarımızı arayalım. Hayt, işte oldu. Bu sihri içtikleri zaman damatlarım sarhoş zamparalara dönüşecek. Ve maskeli baloya götürdüğüm dansözün etrafında pervane olacaklar. Kızlarım buna çok sinirlenecek ve o sırada anneleri onlara kol kanat gerecek. Babamlar burada yoklar. Annemler bize yalan söylemiş. İyi de neredeler o zaman? Kesin babamlarla ilgili bir terslik çıktı. Hadi gidip her yeri arayalım. Tamam. Sihirli küreden bakalım mı? O kesin yerlerini bize söyler. Tamam. Çocuklar. Periliçe. Gecenin bu saatinde sizin burada ne işiniz var? Babalarımızı arıyoruz efendim. Anlamadım. Pes yani anne, pes! Anne, sihirli anne seçilebilmek için bize bunu yaptığına gerçekten inanamıyorum. Ben kocalarınızın sizin peri olduğunuzu bilmesini istemedim canım. Onlarla birlikte her türlü sorununuzu sihirle halledecektiniz. Böylece de boşanma ihtimaliniz ortadan kalkacaktı. Periliçe bu yaptığını öğrenince cezalardan ceza beğeneceksin. Bu defa yandın, haberin olsun. Her şeyden haberim var. Çocuklar, hadi siz içeri gidin. Peki efendim. Sana sıra gelecek Dudu. Ama önce Betüş ve Eda Peri'ye bir çift sözüm var. Her şeyden önce çocuklarınıza kocalarınızla ilgili sorunlarınızı hissettirmediğiniz için ikinizi de kutluyorum. Ben de sizler gibi yaparak çocuklarınıza toprağın doğum gününde kocalarınızın başına gelen kazayı anlatmadım. Ama özel sihirli güçlerim sayesinde olan biten her şeyi öğrendim. Ve ceza olarak Dudu Peri, seni havlayan bir periye dönüştürüyorum. Ha, yapmayın Periliçe. Yapacağım. Aklın başına gelene kadar böyle kalacak. Evet. Eda ve Betüş Peri. Aslında tören sonuçları yarın açıklanacak ama ben size şimdiden kimi sihirli anne seçtiğimi açıklayacağım. Yüzyılın sihirli anneleri sizlersiniz. Artık kocalarınıza birer peri olduğunuzu itiraf edebilirsiniz. Çocuklar.
bunu bir defada başaramazsanız, bir dahaki yüzyılda sihirli anne seçilene kadar bunu yapamazsınız. Hav, hav, hav. Hav, hav, hav. Şimdi ne yapıyoruz? Bence sadıkları buraya getirelim. Durun, harika fikir, ben yapayım. Bu konuşmayı misafirlerimizin yanında yapamayacağımıza göre Suzan Hanım'ı Avni Bey'i evlerine gönderelim. Doğru, gönderelim. Hı. Hadi bakalım, siz artık odanıza gidin, hadi. Ama babalarımıza peri olduğunuzu söylerken burada olmak istiyoruz. Ama hayatım, bunu annenlerin yalnız konuşması gerekiyor. Çünkü sadece bir hakları var. Ve bunu ancak babalarınız öğrenebilir. Kardeşlerinizin bilmemesi gerek. Onlar isteseler bile gelemezler. Ama babalarınızın onları donmuş görmesini istemezsiniz, değil mi? Üf! Hadi güzel kızım, gidin içeride güzel güzel dans edin, hadi. Sonra bir ara geleceğiz ama. Tamam söz. Hadi bize şans dileyin. İyi şanslar. İyi şanslar. Hadi kızlar, iyi şanslar. Sağ ol Firenze, teşekkürler. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Hadi gidelim, aferin size, aferin. Hazır mısın? Hazırım. Sen? Hazırım, hazırım. Hadi başlayalım. Aa, Betüş, bir de bu dansöz olayını akıllarından silelim. Evet, çok doğru. O ne canım? Ay, çok heyecanlıyım Eda. Ağzım kurudu, dilim damağıma yapıştı. Oo. Ben de içim, ver ver. Gel gel. Ay. Tamam, başlıyorum. Ne oluyor ya? Herkes nereye gitti ya? Aşkım, o kadar sarhoşsun ki farkında değilsin. Ben de fark etmedim. Sadıkçığım, sen de çok sarhoşsun hayatım. Çocuklar ne? O da ödümdeler. Hadi hadi, siz geçin, oturun bakalım. Şimdi otur Sadıkçığım, çünkü bizim Eda'yla size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Başlayın bakalım, ne söyleyeceksiniz? Bak, ama bu söyleyeceğimiz şeye kalpten, yürekten inanmanız lazım. Çünkü bunu size sadece bir kere söyleme hakkımız var. İyi bakın, şimdi ben bayağı merak etmeye başladım. Söyleyin hadi ya. Ve meraktan sonra yavaş yavaş ayılacağım yani. Ama şimdi sıkı durun. İhtiyaç söyleriz. Eda ile ben bir ay periz. Peri mi? Peri mi? Perilermiş. Perilermiş. Sarhoş periler. Evet evet, sarhoş periler. İlahi Eda, ilahi Betüş. Çok komik. Tabii, biz de inanmıştık değil mi? Ama biz çok ciddiyiz. Tabii tabii çok. Gecenin esprisi buydu. Kutluyorum sizi. Çakla. Şeker evde hep gülen biri, sanki o bizden biri, hem gerçek hem de peri, masallar diyarından geldi. Tüm anneler sihirli, bizimkisi bir peri, sıcacık gülümsemesiyle ısıtıyor kalbimizi.
Pembe rüyalar, beyaz dişler. Artık gerçek bizim evde. Annem, babam ve bizlerle. Hayat renkli günler şeker. Evde hep gülen biri. Sanki o bizden biri. Hem gerçek hem de peri. Masallar yarından geldi. O benim sihirli annem.